bunu? Evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Gel şöyle yanıma doğru gelin. Gelin bakalım. Tamam. Tamam. Çok teşekkür ederim. Başkanım merhabalar. Nasılsınız? Bir çocuk. Bir amaçtır, bir idealdir. Heyecanla 2022-2023 eğitim öğretim sezonunu bugün başlatıyoruz. Yurdumuzun 81 vilayetinde olduğu gibi bugün Mersin'imizde de okullarımız şenlendi, neşelendi. Coşkuyla okul bahçeleri, derslikler doldu taştı. Bu yıl evet artan bir heyecanla, daha fazla bir heyecan ve sevinçle yeni sezona hazırlanıyoruz. Buna vesile olan unsurlardan birisi donanım olarak, fiziki şartlar olarak, eğitim kadrosu olarak geçtiğimiz yılın birkaç adım daha önünde başlıyoruz. Ben inanıyorum ki Mersin ilimiz eğitimde başarı ve kalite düzeyinde belli seviyelere gelmiş, önemli mesafeler kat etmiş, önemli başarılar elde etmiş Mersin ilimiz bu sezon birkaç basamak daha yukarılara doğru çıkacaktır. Elbette ki bu müşterek gayretle olacak. Bugün aranızda olmaktan mutluluk duyuyorum. Çocuklarımızdan, onların enerjisinden bizler de yararlanıyoruz. Onları gördüğümüz zaman umutlarımız artıyor. Çünkü onları çok seviyoruz. Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Eğitim toplumların en temel unsurlarından bir tanesidir. Birçok konuda toplumları yönetenler hata yapabilir. O hatadan dönüldüğü zaman kısa bir süre içerisinde telafisi mümkün olabilir. Ama eğitim alanında yapılan hataların telafisi uzun yıllar o tahribatlar ortadan kaldırılamaz. Biraz güçtür. Onun için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda gösterdiği hedefte, hayatta en hakim mürşit ilimdir şiarıyla günümüz dünyasında eğer muasır medeniyet seviyesine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi çıkacaksak, çağdaş dünyayla rekabet edeceksek hürafelerle değil bilimle, teknikle, sanatla bunu gerçekleştirmek zorundayız. Onun için de eğitime, öğretime ihtiyacımız var. Onu verecek olan çok değerli, çağdaş, yüzü batıya dönük, Atatürk ilkelerini, prensiplerini kendine şiar edinmiş bir öğretmen topluluğuna ihtiyacımız var. Onlarla bu ülkeyi kalkındıracağız. Biz yerel yönetimler olarak makro anlamda politikaları belirleyen Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve yasalar çerçevesinde bazı uygulamaları hayata geçirme şansımız var. Mutlaka yerel yönetimler de yani belediyeler de eğitime bir kaynak ayırmak durumundadır. Biz de yönetime geldiğimizden beri temel prensibimiz imkanımızı en üst seviyede kullanarak Mersin'de eğitime katkı sunmak. Mersin'i bir öğrenci kenti yapmak. Sadece ilk öğretim çağında burada yaşayan ailelerimizin çocukları değil, dört üniversitemize ülkenin her yerinden hatta
diğer ülkelerden öğrenci gelmesini sağlamak için Mersin'i bir cazibe merkezi haline getirecek tedbirleri, katkıları bizler de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yapıyoruz. Bizim için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile olan ilişkilerimiz çok önemli, işbirliğimiz çok önemli. Ben Sayın Valimizin huzurunda Sayın Müdürümüze teşekkür ediyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü bugüne kadar gerçekten çok değerli çalışmalar yaptı. Emeğe geçen İl Milli Eğitim Müdürü çalışanlarına, Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işbirliğimiz devam edecek. Her şey çocuklarımız için, her şey ülkemiz için, her şey geleceğimiz için. Sevgili çocuklar, eğitim öğretim yılınız hayırlı olsun. Zihniniz Akdeniz kadar açık, notlarınız Toroslar kadar yüksek olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Evet, dördüncü sınıflardan birinci sınıflara hoş geldiniz çiçeği sunuluyor. Bizler de onlara hoş geldiniz diyoruz. Alkışlarınızla efendim. Ay çocuklar, en sallayın. Ellerinizi, ha, aferin.